Voleybolun Türkiye tarihi. Voleybol Türkiye'ye YMCA üyeleri tarafından getirilmiştir. 1919 yılında Dr. Diver isimli Amerikalı bir doktor Türkiye'de görev yaparken arkadaşlarına voleybol oyununu tanıtır. Türkiye'de büyük ilgi gören voleybol kısa sürede yankı uyandırarak ülke geneline yayılır. Voleybolun Türkiye'de yayılmasını sağlayan kişilerden biri de beden eğitimi öğretmeni olan ve voleybolu tüm öğrencilerine öğreten Selim Sırrı Tarcan'dır. Türkiye voleybol İlk olarak lise düzeyindeki okullarda uygulanır. Galatasaray, Vefa, Kapataş, Pertevniyal, Haydarpaşa, İstiklal ve İstanbul Erkek Lisesi gibi kurumlar öğrencilerine voleybol eğitimini zorunlu tutar ve bu okullar arasında çeşitli turnuvalar düzenlenir. 1928 yılında Türkiye'de ilk resmi voleybol turnuvası olan İstanbul Şampiyonası düzenlenir. Seyircilerin gösterdiği yoğun ilgi turnuvanın gelenek haline getirilmesini sağlar ve Türkiye'de de voleybol kurumsallaşma yolunda ilk adımları atılır. 1948 yılında Türkiye Uluslararası Voleybol Federasyonu'na dahil olur. Sadece bir yıl içinde voleybolun sınırları İstanbul sınırını aşar ve 1949 senesinde tüm illerden takımların katılabildiği Türkiye Şampiyonası düzenlenir. Türkiye'de erkekler milli voleybol takımı 1958 yılında ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılır. Aynı yılın sonlarında Türkiye Voleybol ve El Topu Federasyonu kurulur. 1963 senesinde Türkiye Milli Kadınlar Voleybol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda ilk defa boy gösterir. 1967 yılında Avrupa Şampiyonası Türkiye'de düzenlenir. 35 takımın katıldığı dev organizasyon Türk halkının voleybol olan sevgisini daha da arttırır. Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 1998 yılında katılan Türkiye, günümüzde gerek kulüpler bazında gerekse de milli takım olarak dünyanın en güçlü voleybol ülkeleri arasındadır. Vakıfbank, Eczacıbaşı, Fenerbahçe, Galatasaray gibi Türk kulüplerinin çeşitli uluslararası turnuvalarda kupa ve dereceleri bulunurken Türkiye erkek ve kadın milli voleybol takımları da Avrupa ve Dünya şampiyonlarında ikincilik ve üçüncülük madalyalarına sahiptir.